Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 yılını Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı olarak ilan etti. Çocuk işçiliğin bakanlığı bile kaygılandırması, meselenin nedenli korkunç boyutlara ulaştığının bir göstergesi adeta. Verilere göre dünya genelinde 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu rakam Türkiye'de de azımsanmayacak türden. Ülkemizde kayıt altında ve kayıt dışı olarak çalıştırılan 2 milyon çocuk işçi bulunuyor. Mesele hukuki açıdan incelendiğinde 4857 sayılı iş kanununun 71. maddesine göre 15 yaşını doldurmamış çocukların herhangi bir işte çalıştırılması yasak. Kayıt altında ve kayıt dışı olarak yüz binlerce çocuk sigortasız ve güvencesiz bir biçimde çalıştırılıyorlar. Bu da meselenin bir başka boyutunu oluşturuyor. 2016 yılında yapılmış bir araştırmaya göre işçi cinayetleri arasında 52 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Çocuklar aynı zamanda işverenler açısından ucuz iş gücü anlamına da geliyor. Türkiye'ye yerleşmek durumunda olan Suriyeli mülteci ailelerin çocukları ya da staj adı altında sömürülen meslek liseli öğrenciler maalesef bu sömürü anda başı çekiyor. Türkiye Komünist Partisi bir süredir yürütmekte olduğu çocuk işçilikle mücadele çalışmasının bir parçası olarak bugün burada bir basın açıklaması gerçekleştirecek. TKP'liler çocuk işçiliğin sömürü düzeninin en ağır suçu olduğunu ve bu sorunla mücadele etmenin emek düşmanlarıyla ve kapitalizmle dolayımsız bir şekilde doğrudan ve bütünlüklü bir programın parçası olduğunu belirtiyorlar. TKP'liler çocuk işçiliğinin yasaklanmasını istiyor. Çocuk işçilik yasaklansın! İşçi sınıfına açlıktan ölmeniz umurumda değil diyen iktidar 2018 yılını çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan etmiş. Yalanlarınıza karnımız tok. İnşaatlarda, tarımda ve sanayide her yıl çocuklar iş cinayetlerine kurban giderken ülkemizin, dünyamızın ve geleceğimizin sizin göstermelik kampanyalarınıza teslim edilmeyeceğini buradan ifade ediyoruz. Çocuk katili, sermaye düzeni. Laik eğitimi ortadan kaldıranların çocuk işçiliği konusunda söz söylemeye hakkı yoktur. İnsanca bir yaşam sosyalizmde. Çocuk işçilik bir insanlık suçudur ve bu suça ortak olan seyirci kalan herkes sorumludur. Anayasanın değişmez maddeleri arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir ifadesi, bütün yurttaşların ve özellikle de çocukların temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiği anlamına geliyor. Çocuk işçilik yasaklansın! İsmim Fırat. 12 yaşından beridir çalışıyorum. Yani 3 sene boyunca kaçak çalıştırıldım. Çünkü 15 yaşından sonra sigortan yapılıyor. Aileme bakmak, onlara yardımcı olmak için çalışmak zorunda kaldım. 12-15 saat çalıştırılırsın. Buna boyun eğmek zorundasın çünkü çocuksun. Staj gerçekten de çocuk işçiliği, gerçek anlamda çocuk işçiliği. Kölelik aslında bir yandan da. Çünkü insanlar istediklerini yaptırıyorlar. Asgari ücret tarafından çalıştırmak yerine küçük bir miktar parayla çocukları sömürüyorlar. Ve bu sömürü şeyinde de kendileri geçiniyor. Ve çocuklar yorgunluktan, baygınlıktan artık hani ölme derecesine ve kendileri intiharı sürükleme düzeyine kadar geliyorlar. Ve bu kabul edilebilir bir şey değil kesinlikle. O yüzden bu eyleme katılma gereği duydum.